Bugünlerde Türkiye'de her yerde benzer sorular görüyorsunuz. Hani Kaan milli savaş uçağıydı? Hani %100 yerliydi? Motorsuz uçak uçabilir mi? Motoru olmayan uçak mı yaptınız yoksa? Bunlar gibi farklı farklı onlarca soruyla karşılaşıyoruz. Peki durup dururken nereden çıktı bu sorular? Milli savaş uçağımız gerçekten milli değil mi? Proje tamamen yalan mıydı? Kaan'ın motoru ne durumda? Bugün hızlıca bu sorulara cevaplıyoruz. Eğer isterseniz bir başka videoda da Kaan'ın tepeden tırnağa bütün parçalarının kimler tarafından üretildiğini konuşuruz. Onları ele alırız. Ama şimdi uzatmadan başlayalım. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda cevaplayacağımız çok fazla soru var. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor. Ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters osmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Öncelikle neden bu konuyu konuşuyoruz ya da Türkiye'de bu konu neden gündem oldu? Bunu kısa bir özetleyelim. Biliyorsunuz devlet yetkilileri tam kadro ABD'ye gitti. 27 Eylül akşamı New York Türk evinde Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Kaan'ın motorları ABD Kongresi'nde bekliyor dedi. Bu müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna yakışmıyor diye açıklama yaptı. Bu açıklama neden yapılır? Tabii ki o motoru vermekte direnen ABD'de siyasi bir baskı oluşturmak için. Takip etmişsinizdir. O günlerde düzenlenen toplantılarda filan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında güçlü bir diyalog yakalanmıştı. Öyle bir ortamda bu tarz sorunları dile getirdiğiniz zaman çözüme normalden çok daha fazla yaklaşırsınız. Yani normal şartlarda bu açıklamayı yapsaydı. O ses ABD'de duyulmazdı. Ama hazır bir ortam varken ABD'de bu açıklamayı yaptı ki siyasi bir baskı oluşsun. Ama tabii ki o siyasi baskı yine ABD'de değil. Türkiye'de oluştu. Türkiye'de hemen bir yaygara koparıldı. Türkiye'nin yerli savaş uçağı havalanamayacak. Hatta Endonezya'ya satılamayacak gibi bir hava oluşturuldu. Sosyal medyada böyle tartışmalar yaşanır. Bu gayet doğal. Çünkü sosyal medyada çok fazla cahil insan var. Ama burada durum farklı. Koca koca milletvekilleri, koca koca siyasetçiler bile bize Kaan'ın tamamen yerli ve milli olduğu söylenmişti. Ama öyle değilmiş. Motorunu dışarıdan alacakmışız. Böyle olunca bunun ABD'den alınacak bir uçaktan farkı yoktur. Demek ki Kaan'ın F-35'in yerini alması imkansız diye açıklamalar yaptılar. Bunun üzerinden de aslında istedikleri noktaya geldiler. ABD'de tutulan 6 F-35'in bir an önce Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi gerekiyor dediler. Yani bırakın Kaan'ı falan, F-35 projesine odaklanın, ne işiniz var sizin yerli uçakla filan demeye çalıştılar. Ama işin bu kısmına girmeyeceğim. Orada çok fazla bulanık su var. Ama özellikle şuna değinmek gerekiyor. Koca koca isimler öyle bir hava estirdi ki sanki daha önce Kaan'ın ilk üretiminden itibaren yerli motorla üretileceği söylenmiş. Peki böyle bir şey var mı? Elbette yok. En başından beri Türkiye ilk parti Kaan üretimi için ABD'den F-110 motoru alınacağını açıklamıştı. Hatta açıklamanın da yanında şu ana kadar uçağın test uçuşları bu motorla yapıldı. Ve dediğim gibi her seferinde de bu açıklandı. Hatta defalarca şundan bahsettik. Bu motor F-16 ve F-15'lerde kullanılan motor. Yani 5. nesil bir savaş uçağına uygun değil. O yüzden yerli motor üretilene kadar Kaan nesil 4.5 olarak devam edecek. Yerli motor üretildikten sonra 5. nesil bir savaş uçağı olacak. Ve bundan sadece bu kanalda biz bahsetmiyoruz. Zaten çok net bilinen şeylerdi bunlar ve şu an ortalığı ayağa kaldıranların, cahil kısmı dışındakilerin yani bir ikisinin bu bilgiye hakim olduğundan eminim. Yani bunu bile bile yalanlarla ortalığı ayağa kaldırdılar. Türkiye 2023 yılında 6 adet F-110 motorunu teslim aldı. Bunu o zaman da açıkladı ve bu motorların ilk 3 Kaan prototipinde kullanılacağı söylendi. Hatta bu motorun bazı parçaları şu an zaten Türkiye'de TUSAŞ tarafından üretiliyor. Daha da ileri gidip bu motorun ortak üretimi için Türkiye'nin o dönem başvuruda bulunduğu bile iddia edildi. Yani dediğim gibi ortada bilinmeyen bir şey yok aslında. Sadece bu konunun cahilleri detayları ilk defa öğrendikleri için yeni bir şeyi ortaya çıkardıklarını zannediyorlar. Bu kısım anlaşılmıştır. O yüzden buraya daha fazla odaklanmayalım. Şimdi önemli olan iki soruya geçelim. Birincisi, Türkiye bu motoru üretemez mi? Yani verilen takvim yetişmez mi? İkincisi, yine aynı iddialarda yer aldığı gibi Kaan'ın Endonezya'ya ihraç edilmesi imkansız hale mi geldi? Yerli motor konusu insanlara oyun gibi geliyor. Ama dünyada geliştirilmesi en zor meselelerden biri bu. Türkiye bu konuda yıllarca
yüzlerce yattı. Bir vida bile üretmiyorduk. Gerçek anlamda ne ortaya çıktıysa da son 10-15 yılda ortaya çıktı. Yani adamların 100-150 yıl önce hallettiği meseleleri biz daha yeni çözmeye çalışıyoruz. Haliyle koltuğuna oturup arkana yaslanıp dalga geçmek kadar basit bir mesele değil. Bu zor zanaat. Ki bahsettiğimiz sadece savaş uçağı motorları değil. Biz hiçbir aracın motorunu üretemiyorduk. Yani hiç tecrübemiz yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye ciddi bir ilerleme kaydetti. Mesela kara araçlarında kirpi ve vuran araçlarının kullandığı Tuna motoru geliştirildi, tamamlandı ve şu an kullanılıyor. Paletli araçlarda görev yapacak olan Utku ve Altay tankı için geliştirilen Batu şu an son testlere girdi. İnsansız hava araçlarımızda durum şükür ki iyi bir noktada. Bayraktar TB3'ün PD200 motoru envantere girdi. Anka ve Aksungur PD170 motoruyla uçuyor. Kargı insansız hava aracı için PG50 geliştirildi ve şu an aktif olarak kullanılıyor. Gökbey helikopterimizin turboşaft motoru tamamlandı. Sertifikasyon testlerinde şu anda. Atmaca ve SOM seyir füzelerimiz için KTC-3200 geliştirildi. Şu an aktif olarak kullanılıyor. Çakır için KTC-1750, kara atmaca için KTC-3700 jet motorları geliştirildi. Deniz platformlarımız için bile farklı farklı motorların test faaliyetleri tamamlanmış durumda. Anka 3 için TF-6000 motoru çalıştırıldı. Kızıl Elma için TF-10000 geliştiriliyor. Yani Türkiye kaybettiği yüzyılı 10-15 yıl gibi kısa bir sürede neredeyse kapattı. Ama elbette bu konuda daha çok yolumuz var. Ki şu an konuştuğumuz Kaan Savaş Uçağı'nın ana motoru, yani TF-35000, bu bambaşka bir seviye. O yüzden gecikmeler yaşanması gayet normal. Daha önce TF-35000'in 2028'e kadar yetiştirileceği söylenmişti. Zaten çok iddialı bir tarihti bu. Şimdi bu tarih 2032'ye çıktı. Ama bu yılın sonunda motor ilk prototip aşamasına geçecek. Yani muhtemelen 2032'yi bulmaz bile. Bu sefer temkinli bir tarih verildi. Şu an proje tıkır tıkır ilerliyor. Zor bir iş çünkü bu kadar gelişmişini ilk defa yapıyoruz. TF-35000'in 35.000 libre itki gücü var. Şu an ABD'den alacağımız F-110'un itki gücü 29.000 libre. Onun için bu işlerin uzaması gayet doğal. Ama en nihayetinde motor ortaya çıkacak. Zaten TF-35000'i geliştiren firmalar TEİ ve TR Motor. Bugüne kadar yapacağım dediği her şeyi yapmış firmalar. Bundan sonrasında da ama öyle ama böyle yapılır. Gecikme olur mu derseniz 2032'den önce olursa sonra olmaz muhtemelen. Ama dediğim gibi savaş uçağı projeleri gerçekten çok büyük projeler. Koskoca Rusya Su-57 projesinin altından hala kalkamadı. Seri üretimde sıkıntıları bitmiyor. Hem ekonomik olarak yetişemiyorlar hem de teknik sorunlardan başlarını kaldıramıyorlar. Koskoca Sovyet mirasına sahip olan Rusya bu kadar sıkıntı yaşarken bırakın da Türkiye'de de böyle büyük projelerde bazı aksaklıklar yaşansın. Tabii burada bir başka soru daha var. Türkiye ile Endonezya arasında milli savaş uçağımız Kaan için sözleşme imzalandığında hepimiz coşmuştuk. Coştuk çünkü Türkiye'nin o güne kadar imzaladığı en büyük ihracat sözleşmesiydi bu. Ama şimdi Hakan Fidan'ın açıklamasından sonra o ihracatın da yalan olduğu konuşulmaya başlandı. Çünkü eğer motoru ABD veriyorsa ihracatın da önüne geçecek. En azından geçme ihtimali her zaman var diyebiliriz. Peki bundan nasıl emin olabiliyoruz? Tabii ki daha önce Pakistan'la yaptığımız Atak helikopteri anlaşmasından dolayı. Pakistan'a Atak helikopteri ihraç edecektik ama motoru ABD ile İngiltere'nin ortak ürettiği bir motordu. Haliyle ihracat için ABD'nin izin vermesi gerekiyordu. Zaten Pakistan-Hindistan geriliminde Pakistan'ın karşısında konumlandıkları için buna izin vermediler. Böyle bir şeyin olmasına da gerek yok. Sadece Türkiye güçlenmesin diye bile engeller oluştururlar. Ama burada öyle bir sıkıntı yok. Siyasi anlamda Pakistan'la Endonezya'nın durumu aynı değil. Ama işin o kısmında değilim. Türkiye, Endonezya ile anlaşma imzalarken ABD'den alacağı F-110 motoruna güvenerek imzalamadı. Kendi üreteceğimiz TF-35000 motoruna güvenerek imzaladı. Ve burada atılan imza Türkiye tarihinin en büyük ihracat anlaşmalarından biri. Haliyle gece gündüz çalışılır, ne yapılır edilir ve o motor yetiştirilir. Daha da önemlisi, son zamanlarda dikkat ettiyseniz Türk savunma sanayi hiç olmadığı kadar hızlı şekilde ilerlemeye başladı. Bunun iki sebebi var. Birincisi, Türkiye'nin savunma sanayisinin belli bir birikim düzeyine ulaşmış olması. Yani her geliştireceğiniz proje, önceki projelerden birinin tecrübesi üzerinden geliştirildiği için artık işler çok daha hızlı ilerliyor. İkincisi de Türkiye'nin tehdit algısının son yıllarda iyice artmış olması. Bölgemizde büyük bir savaşın ayak seslerini her gün duyuyoruz. Zaten Türkiye şu an buna hazırlık yapıyor. 30'dan fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Ki bu savaş gemilerinden biri TF-2000, biri milli uçak gemisi. Yani gerçekten çok büyük projeler. Bunun sebebi de az önce bahsettiğim tehdit algısı. Tabii ki yaklaşan tehdidi sadece deniz kuvvetleriyle ya da insansız hava araçlarıyla savuşturmamız mümkün değil. Bize öncelikle güçlü bir hava kuvveti gerekiyor. Ve bunun için Kaan projesinin hızla olgunlaşması lazım. İşte bu yüzden Türkiye Kaan'la ilişkili her konuda gece gündüz çalışacak. Bu konuların başında da elbette
milli savaşçağımızın motoru geliyor. Ve işte bunlara güvenerek diyebilirim ki o motor yetişecek. Hatta muhtemelen 2032'yi beklemeden bu konuyu bu kanalda konuşacağız. O videonun başlığını da şimdiden belirlemiş olalım. Kaan artık 5. nesil. Bu konuyu konuşmak gerçekten keyifli olacak. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.